Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekonomik faaliyet türlerinden bahsedeceğiz. Bunların genel özelliklerinden bahsetmiş olacağız diyelim. Hadi bakalım şöyle ünite içeriğimizde neler görüp neler öğreneceksiniz bir göz atalım. Öncelikle ekonomik faaliyet türlerinin temel özelliklerini ve bunların çeşitlerinden bahsedeceğiz. Yani birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyet türlerinden bahsedeceğiz. Sonraki süreçte ekonomik faaliyet türlerinin sektörel dağılımı ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında ne gibi ilişkileri var? Bunlarla ilgili anlatımlar gerçekleştireceğiz. Devamında ise sevgili arkadaşlar ulaşım ve iletişimin ekonomik faaliyetleri olan etkilerinden bahsedip bu kısmı tamamıyla bitirmiş olacağız diyelim. Tabii ki de ben dersimi anlatırken beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için hemen sıfırdan ona konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Şöyle beşeri sistemler kısmı içerisinde dördüncü ve son bölüm sevgili arkadaşlar. Ekonomik faaliyet türleri 142, 144, 146. sayfa. Sonra eğlenceli bir kısım ulaşım kısmına geçeceğiz. Bir sonraki videomuzda hemen şöyle kitabımızın o kısmındaki içeriğinden de bahsetmemiz gerekirse 142. sayfayı ben şöyle açıyorum. Bakın gördüğünüz üzere sol tarafta bu bölümle ilgili anlatacağımız kısımda beni rahat bir şekilde şekilde takip edebilmeniz için konu anlatımı kısmı var. Hemen sağ tarafta sıcağı sıcağına çözebileceğimiz çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Oldu ki soruyla ilgili takıldığı noktalar oldu. Ne yapıyorsun? Her zaman söylediğimiz gibi kare okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinliyorsunuz diyelim. Bölüm sonu olduğu için beşeri sistemler kısmı bittiği için burada test keşlerimiz yer almakta. Genel beşeri sistemlerle ilgili eksiklerimizi fazlalıklarımızı bu testler yardımıyla da görebiliriz diyelim. Devamında tabii ki de bu kaynak bize yetmeyecek. Aynı zamanda map kaynaklarımız da var. Bunları bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Hemen şöyle Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyorsunuz. Kitabımızın içeriğinde gene beşeri sistemler kısmında bakın son bölüm dördüncü bölüm ekonomik faaliyetler kısmı. Sevgili arkadaşlar 124. sayfa hemen akabinde küresel ortam bölgeler ve ülkeler var. Hemen şöyle ben 124. sayfayı açarsam burada öncelikle örnek model bir soru çözümümüz var gördüğünüz üzere. Bununla birlikte altında çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Konuyla ilgili takıldığı noktalarda da hemen karikodu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Tabii ki de bölüm bittiği için bölüm sonu tarama testlerimiz de yer alıyor. Bununla birlikte e gireceğimiz TYT AYT sınavları var. Bu sınavlarla ilgili bu konular ciddi anlamda önemli ve biz ÖSYM'nin kazanımı uygun bir şekilde bizler sizler için bu soruları hazırlamış olduk diyelim çoktan seçmeli testleri. E bir de yazılarımız var. Yazılıya da hazırlayabilmek için ne yaptık? Doğru yanlışlar, bulmacalar, boşluk doldurmalar, klasik sorular, eşleştirmelerle ilgili güzel etkinlikler de hazırladık diyelim. Bu kitap sizi hem 10. sınıfta yazılılara hem de TYT AYT sınavlarına hazırlayacak güzel bir kaynaktır diyelim. Kitabımızı almayanlarla ilgili olarak da satış noktalarımızdan kitaplarımızı temin etmeyi unutmasınlar. E o zaman takip edeceğiniz yerleri biliyorsunuz. Hadi bakalım yolculuk başlasın. <laughs> Özellikle sevgili arkadaşlar insanların yaşamlarını devam ettirebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek veya daha iyi hayat standartlarına ulaşabilmek için çeşitli meslek faaliyetlerinde bulunmakta. Yani etrafımıza baktığımız zaman herkes aynı meslek grubu içerisinde çalışmıyor. Bazı kısım işçi sektöründe çalışmakta, bazı alanlarımız ya da bazı insanlar hizmet sektöründe çalışmakta, bazı kesim ise tarım sektöründe çalışmakta. İşte bizim bu insanlarımızın çalışmış olduğu faaliyetleri genel olarak ekonomik faaliyet ifadesi kullanılmaktadır diyebiliriz. Peki bu ekonomik faaliyet grubu nasıl çeşitlenmiştir ya da nasıl değişmiştir? De? dersek tarihsel süreçte biraz bakmamız lazım. Öncelikle tarihsel süreçte insanlar özellikle paleolitik dönemi düşünürsek avcılık ve toplayıcılıkla yaşamsal faaliyetlerini sürdürmekteydi. Ekonomik faaliyetler kısıtlıydı. Daha sonraki süreçte insanın doğa üzerindeki egemenliğinin artması özellikle akarsu kenarlarında verimli tarım araziler ve su arazini yani kaynakların uygun olduğu alanlarda yerleşik hayatı geçmesine ve buna bağlı olarak da tarımsal faaliyetlerle birlikte üretici konumuna düşmesine sebep olmuştur diyebiliriz. Ama tabii ki de ekonomik faaliyetler anlamında özellikle 19. yüzyıldan itibaren yeni sektörler ve buna bağlı olarak da yeni meslek grupları ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Burada sanayi devrimi bu anlamda ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir diyebiliriz. Tabii ki de günümüze baktığımız zaman bu değişim ciddi anlamda hızlı bir şekilde devam etmekte ve ekonomik faaliyetler özelliklerine göre farklı gruplar içerisinde yer almakta. Günümüzde o dijitalleşmenin sağlamış olduğu ekonomik çeşitlilikler sevgili arkadaşlar, ekonomik faaliyetlerin etkinliklerinin de farklı olması sağlamıştır diyebiliriz. Biz burada kaç tane ekonomik faaliyet grubundan bahsedeceğiz derseniz 5 tane ekonomik faaliyet grubundan bahsedeceğiz. Bunlardan ilki birincil ekonomik faaliyetler. Nedir bu birincil ekonomik faaliyet dersek temel maddelerin bakın dikkat edin doğrudan veya Dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesine dayanan ekonomik faaliyet grubudur. Peki şöyle bir düşündüğümüz zaman bize burada bir cümle vermiş. Temel maddeleri ya doğrudan ya da dolaylı olarak doğal çevreden temin etmem gerekiyor. Peki buna hangi ekonomik faaliyet grupları yer alır ya da buraya girer dersek şöyle bir düşündüğümüz zaman aklımıza gelen kısımlar var değil mi? Mesela tarım benim aklıma ilk gelen kısımlardan bir tanesi. O zaman şöyle en eski dönemden başlarsak avcılık, toplayıcılık faaliyetleri tarımsal faaliyetler, balıkçılık faaliyetleri, ormancılık, madencilik ve hayvancılık faaliyetleri birincil ekonomik faaliyet grubuna girecek önemli sektörlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de burada ne olabilir mesela? Bir balıkçıyı, bir ormancıyı, bir maden işçisini, bir çiftçiyi ya da bir çobanı birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışan kişiler olarak düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve unutmayalım bu yolla elde edilen ürünler doğrudan tüketebileceği gibi yani ben mesela bir tarımsal faaliyette elde etmiş olduğum ürünü doğrudan tüketebileceğim gibi aynı zamanda burada özellikle doğrudan tüketemeyeceğimiz sanayi faaliyetlerinde ham madde olarak da kullanabilmekteyiz. Bunu da unutmamış olalım. Yani ben bunu doğrudan tüketebilirim ya da sanayi maddelerinde, sanayi tesislerinde işleyerek dolaylı yollardan da tüketebilirim. Ve unutmayalım ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin artması ve teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanılmasıyla birlikte bu faaliyette çalışanların oranı diğer faaliyetteki çalışanların oranına göre düşmekte. Neden? Çünkü özellikle makineleşme dediğimiz bir kavram var ve buna bağlı olarak birçok insanın yapabileceği işi tek başına yürütmekte. Bu da bu sektörde çalışanların oranının diğer sektörlere nazaran bir tık daha azalmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Geldik ikincil ekonomik faaliyetler grubu. Bak ne diyor bana dikkat. Birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen ham maddeler. Mesela ben şöyle bir bakayım ne ham maddesi elde edeyim? Burada mesela pamuğu ürettim değil mi? Bir çiftçi olarak pamuk üretimi gerçekleştirdim. Veya diyor yarı işlenmiş maddeler kullanılarak yeni ürünler elde edilmesine dayanır. Yani şimdi ben pamuğu ne yapmam lazım? Sanayi tesislerinde işlemem lazım. Sanayi tesisinde işleyip bunu dokuma sektöründe kullanmam gerekiyor. Ya da misal örnek vermemiz gerekirse sevgili arkadaşlar ormancının elde etmiş olduğu bir keresteden ne yapıyoruz? Mobilyacılık sektöründe faydalanmaktayız değil mi? O zaman

bu faaliyet grubuna kimler girecektir dersek işçi kesimi buraya dahil edebiliriz sevgili arkadaşlar. Özellikle sanayi ve inşaat faaliyetleriyle uğraşan kişiler, enerji üretimiyle uğraşan kişiler buranın sevgili arkadaşlar çalışan kesme olarak ifade edilmekte. Tabii ki de şöyle tarihsel seri yöne de baktığımız zaman tarih öncesi çağları düşünün. Mesela kimi düşünmemiz gerekiyor burada dersek kalkolitik çağı düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada insanlar çanak, çömlek ve av malzemeleri gibi ürünleri üretmesiyle başlayan bu faaliyet türü günümüzde artan ürün miktarı ve ürün çeşitliliği bakımından ön plana çıkmıştır diyebiliriz. Ürünlerin elde edilmesinde insan ve hayvan gücüne dayalı üretim yerini daha çok makineleşmeye bırakmıştır. Bak burada da ne oldu sevgili arkadaşlar? Özellikle teknolojik gelişmeler bu sektörde de farklılaşmayın sebebini aldı ya da ortaya çıkardı diyebiliriz. Bak şunu unutma parantez açıyorum. Şimdi biz bu sanayi tesisindeki kısımda işçi olarak ifade ettik ya en tehlikeli kısım şu maden işçisi. Eğer ki bunu verirse bana maden işçisi kısmında birinci ekonomik faaliyet grubu. Ama bir salça fabrikasında çalışan işçiyi düşünün sevgili arkadaşlar. Bu ikinci ekonomik faaliyet grubu. Niye? Şundan dolayı mesela domatesi üretti bir çiftçi salça fabrikasında çalışan işçi domatesi işleyerek bunu kullanılabilir hale getirdi. Burada da unutmayalım. inşaat sektörü de gene aynı zamanda şuraya da şöyle marangoz kısmı da diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İkinci ekonomik faaliyet grubunda çalışan kesim olarak düşünülmektedir. Şimdi geldik üçüncü ekonomik faaliyet grubu. Sevgili arkadaşlar burada doğrudan bir üretim yok. Yani birinci ekonomik faaliyet dediğimiz kısımda bir üretim var. ikinci ekonomik faaliyet kısımda dediğimiz işleme ile birlikte bir üretim var. Burada daha yoğun ölçekte insanlara ve diğer ekonomik faaliyet gruplarına ürün ve hizmet sağlanması esası vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bu üçüncü ekonomik faaliyet grubuna hangi sektörler dahildir dediğimizde şöyle gelin hep birlikte bir bakalım. Yani doğrudan bir üretim yok hizmet var. Mesela ne yapıyoruz? AVM'ye gidiyoruz değil mi? Bir teknolojik ürüne ihtiyacımız var. Hemen oradan satış pazarlama uzmanı ne yapıyor? Bu ürünün özelliklerini bize söylüyor, fiyatını söylüyor ve biz bu noktada bir hizmet almış oluyoruz. Ya da eğitim sektörü için okullara gidiyoruz, okulda öğretmenlerimiz bize bir hizmet veriyor. Çünkü sonuçta orada da bir bilginin pazarlanması işlemi var. Ya da bir postacı ihtiyacımız olan bir ürünün bir yerden başka bir yere aktarılmasında ve ulaşım araçlarını kullanan şoförler gene buradadır değil mi? Bakın burası çok geniş bir sektör alanıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve unutmayalım önemli geçmişten günümüze kadar en fazla gelişme gösteren faaliyet grubu burasıdır. Eğitim sektörü öğretmenleri düşünebilirsiniz. Sağlık sektörü doktorları, hemşireyi düşünebilirsiniz. Ulaşım sektörü şoförleri, pilotları düşünebilirsiniz. Turizm sektöründe housekeeping'leri düşünebilirsiniz. Ticaret sektöründeki insanları, bankacıları, pazarlama uzmanlarını, güvenlikleri, sigortacıları, hukukçuları bunların hepsini düşünebilirsiniz. Burada doğrudan bir üretim yok. Burada ne var? İnsanlara ve diğer ekonomik faaliyet gruplarına hizmet esası vardır sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayın. Büro hizmetlerini, belediye çalışan kişileri bunların hepsini düşünebiliriz. Ve unutmayalım ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arttıkça bu faaliyette çalışanların oranı da diğer faaliyet gruplarına göre artış göstermektedir. O zaman şunu unutma eğer ki şöyle hemen ben şuraya da yazayım gelişmişlik seviyesi artarsa hemen şöyle yazdım. Tarım sektöründe çalışanların oranı azalırken hizmet sektöründe çalışanların oranı artar. O zaman ben buradan şu yorumu yapmam lazım. Eğer ki bir ülkede çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımına baktığımızda sektörel anlamda hizmet sektörü ön sırada ise ülkenin gelişmişlik seviyesinin yüksek, tarım sektörü ön planda ise gelişmişlik seviyesinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ve şunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı meslek grupları da hayatımıza girmiştir diyebiliriz. Dördüncü ekonomik faaliyet grubu bunlar içerisinde yer alır. Burada kim vardır der ...dersek bilgiyi toplama, bilgiyi işleme, değiştirme ve yayma çalışmalarını kapsayan kısım buraya girer. Peki bir bilgiyi kim yayabilir? Mesela bir telefon ortaya çıktı, üretimi gerçekleştirildi. Bunun insanlar tarafından haberdar edilmesi gerekiyor. Bunu en iyi yapacak kitle kimdir dersek reklam yayıncılığıdır. Ya da bizim dijital anlamda işlerimiz daha rahat bir şekilde kolaylaştırabilmemiz için... ...yazılım hizmetleri, ağ işletmeciliği, grafik tasarım hizmetleri... ...dördüncül ekonomik faaliyet grubu içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Ve unutmayalım... CBS dediğimiz coğrafyada da hayatın merkez noktasında yer alır. Coğrafi bilgi sistemlerinin ortaya çıkmasıyla bu faaliyetler daha fazla gelişmiştir diyebiliriz. 5. ekonomik faaliyet grubu üst düzey kesim. Yani daha çok karar verme pozisyonunda olan sektör kısmı. Kamu sektörü de olabilir, özel sektör de olabilir. Buradaki üst düzey yöneticileri kapsayan kısımdır. Bir bakanı, bir başkanı, bir müdürü, bir genel müdürü, bir cumhurbaşkanını, bir müsteşarı düşünebilirsiniz. Bunların hepsi 5. ekonomik faaliyetler grubunda istihdam edilen kişilerdir diyebiliriz. Tabii ki de geçmiş dönemden günümüze kadar baktığımızda sevgili arkadaşlar ekonomik faaliyetler daha çok Eski döneme baktığımızda yerel pazarlarda sınırlı sayıda insana ulaşmaktaydı. Ama unutmayalım özellikle ulaşım ve iletişim sistemlerindeki meydana gelen gelişmeler ekonomik faaliyet türlerinde üretilen ürünlerin uzak mesafeleri taşınmasını kolaylaştırmış ve buna bağlı olarak da bölgeler arasındaki olumlu ilişkiler artmıştır. Aslında bu ifade küresel ticaret kavramını da hayatımıza sokmuştur diyebiliriz. Burada özellikle küresel ticaretin 3 tane ana elemanı var. Bunlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar ham madde bir diğeri üretim, bir diğeri ise pazar alanlarıdır. Şimdi ben mesela en basit bir salçanın yolculuğundan pay biçersem salça için ham madde domates ya da biberdir ihtiyacımız var. Bu ham maddeyi sanayi tesisinde üretiyoruz, kullanılabilir hale getiriyoruz. Ulaşım ve iletişim sistemlerindeki gelişmeler pazar alanlarını olumlu etkiliyor ve bu da tüketimin artmasına sebep oluyor diyebiliriz. Aynı zamanda kullanmış olduğunuz ayakkabıların üretim yerlerine bakarsanız bazı Endonezya'da, bazı Tayland'da, bazı Vietnam'da Vietnam'da bazı Amerika Birleşik Devletleri'nin de üretimi gerçekleştirmektedir. Bu da sınırların ticari anlamda kalktığını bize söylemektedir diyebiliriz. Ve ülkeler arasında yapılan ticaretin büyük bölümü özellikle maliyetin az olmasından dolayı deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Neden deniz yoluyla ticari anlamda önemli bir potansiyel var dersek ülkeler arasındaki ticarette bir görmüş olduğunuz üzere tek seferde çok sayıda yük götürebiliriz. Bir, İkincisi, e şimdi düşünüyorum yol yapım maliyeti var mı? Yok. O zaman yol yapım maliyeti, bakım maliyeti yok. Ve aynı zamanda güzergahta ani rahat bir değişiklik yapabiliyorum. O yüzden ülkeler arasındaki yapılan ticaretin büyük bir bölümü deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir diyebiliriz. Ve buna bağlı olarak sevgili arkadaşlar deniz yolu güzergahları üzerinde yer alan kanal, boğaz ve liman gibi alanlarda ekonomik faaliyetler artmıştır. Mesela örnek vermemiz gerekirse... Orta Amerika'da yer alan Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanus'a bağlayan Panama kanalının açılmasıyla birlikte Panama'da ciddi anlamda ticari kapasite artmıştır diyebiliriz. Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte Mısır'ın hem jeostratejik anlamda hem de ticari anlamda kapasitesinin arttığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Özellikle küresel iletişim sistemlerindeki gelişmeler reklam ve pazarlama imkanlarının artmasına ve bu da ürünlerin Dünyanın dört bir tarafına ulaşabilmesini olanak sağlamıştır. Bugün internet üzerinden dünyanın en uç noktasından Çin'den bir ürünü rahat bir şekilde alıp ürünün nerede olduğunu dijital anlamda takip edebiliyoruz. Aynı zamanda internet, televizyon ve telefon gibi iletişim araçları farklı özelliklere sahip bölgeler arasında sosyal ekonomik ilişkilerin artmasına katkı sunmaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi ekonomik faaliyetler ile gelişmişlik arasında nasıl bir ilişki var ondan da biraz bahsedelim. Özellikle burada sevgili arkadaşlar çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılışı zamana ve ülkelere göre farklılık göstermektedir. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı arasında da güçlü bir ilişki vardır. Nasıl dersek şöyle. Biz burada çalışan nüfusun sektörel dağılımı diyoruz ya. Bizim burada nüfus anlamında 0-14 yaş grubu vardı. Hemen şöyle hatırlayalım. 15-64 yaş grubu vardı. Ve bununla birlikte 65 yaş üzeri grup vardı sevgili arkadaşlar. Burada çalışan nüfusun sektörel dağılımı dedik ya. Bu aktif nüfus içerisinde yer alır. Ha aktif nüfus içerisinde herkes çalışmak zorunda Değil bu kesim içerisinde çalışan nüfusun 3 tane ana sektörü var. Tarım dediğimiz kısım birincil ekonomik faaliyet grubu diye geçer. Sanayi dediğimiz kısım 2. ekonomik faaliyet grubu diye geçer. Hizmet dediğimiz kısım ise 3. ekonomik faaliyet grubu diye geçer. Bak hizmetler sektöründe 3. ekonomik faaliyet grubu var. 4. ekonomik faaliyet grubu var. 5. ekonomik faaliyet grubu da yer almakta sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Şimdi ben İki tane pasta grafiğim var. Ve bakın şöyle farklılık ne? Bana verilen şu A ülkesi olsun tamam mı? Hiç ülke ismi söylemeyeceğim burada. A ülkesi diyorum. A ülkesinin çalışan nüfusun sektörel dağılımına baktığımızda %78 ile hizmetler sektörü en ön planda mı? Evet en ön planda. Hemen buraya geliyorum. B ülkesine bakıyorum. B ülkesine baktığımda ise %73 ile tarım sektörü en ön planda mı? O zaman bu işte ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin farklı olmasını sağlamıştır diyebiliriz. Eğer ki bir ülkede çalışan nüfusun sektörel dağılımına baktığımızda hizmet sektörü ön sırada ise bu ülkenin gelişmişlik seviyesi yüksektir. Yani gelişmiş bir ülkedir. Ama tarım sektöründe çalışanların oranı yüksek ise bu ülkenin az gelişmiş bir ülke olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve özellikle az gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun büyük bir bölümü birinci ekonomik faaliyet kolunda gelişmiş ülkelerde ise bu özellikle hizmetler sektörüne kayıp tarım sektöründe ciddi anlamda az kişinin çalışmasına sebep olmakta. Neden mesela A ülkesinde tarım sektöründe bu kadar az kişi çalışıyor dersek burada makine kullanımı çok yaygın. E o zaman insanlar bu sektörde çalışmak zorunda değil. Makine insanın yapabileceği işi birçok insanın yapabileceği işi tek başına yaptığı için bu kapsamda böyle düşünebiliriz. E bunlara mesela ülke bazlı örnek vermemiz gerekirse e gelişmiş ülke o zaman buraya şöyle Almanya'yı yapıştırabilirim hiçbir sıkıntı yok. E az gelişmiş ülke buraya da mesela Somali'yi yapıştırabilirim hiçbir sıkıntı yok. Burada böyle gidersek rahat ederiz. Mesela geldik iki tane grafik vermiş bize ve diyor ki çalışan nüfusun sektörel dağılımı tarım sektörü yüzde altı sanayi sektörü yüzde yedi. Hemen hizmetler sektörü yüzde 17 sevgili arkadaşlar. Hemen geldik tarım sektörü %35, sanayi sektörü %15, hizmetler sektörü ise %50. Bak burada hizmetler sektöründe çalışanların oranı fazla. Burada ise tarım sektöründe çalışanların oranı fazla. Bakın dikkat edin şu ifade de çok önemlidir. Çalışan nüfusun sektörel dağılımı diyor. Tarım sektörü çok ön planda. Ama ekonomik faaliyet kollarının ülke ekonomisine katkısına baktığımızda hizmetler sektörü o zaman daha böyle gelir getirisi yüksek bir sektörmüş diye düşünebiliriz. Tarım sektöründe çalışanların oranı fazla olduğu için bunun az gelişmiş bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Buraya bakıyorum. Çalışan nüfusun sektörel dağılımında ya tarım sektörü yok denecek kadar az yüzde bir. Hizmetler sektörü en ön sırada o zaman bu gelişmiş bir ülkedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Mesela burada hemen bu ülkelere örnek vermemiz gerekirse şuna ne diyoruz biz İngiltere diyebilir miyiz? Bakalım diyebiliyor muyuz? Hayır diyemeyiz. O zaman gitti. Kimi diyebiliriz mesela? Somali'yi diyebiliriz. Çad'ı diyebiliriz değil mi? Gelişmiş bir ülke diyor. O zaman buna yapıştıralım. İngiltere'yi sevgili arkadaşlar. Şimdi buna göre özelliklere bakarsak ülkeler kısmında hemen şöyle bakıyorum. Kişi başına düşen milli gelir. Burası az gelişmiş olsun. Burası da gelişmiş bir ülke olsun. Tamam mı? Yani tarım sektöründe çalışanların oranının fazla olduğu ülkelerde ne var? Hizmetler sektöründe çalışanların oranının fazla olduğu ülkelerde ne gibi değişimler var? Bir, kişi başına düşen milli gelir. Burada azdır yani düşüktür. Burada ise yani İngiltere'de ise fazladır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu bir ortalama yaşam süresi Somali dediğimiz az gelişmiş ülkelerde kısadır. Gelişmiş ülkelerde ise ortalama yaşam süresi daha uzundur diyebiliriz. Niye? Çünkü sağlık hizmetleri gelişmemiş. Ondan dolayı da gelişmişlik seviyesi daha düşüktür diyebiliriz. Sanayi ürünleri bunlar ne yapar? Mesela Somali sanayi ürünü ne yapar? İhraç edebilir mi? İhraç nedir dersek? ihraç sevgili arkadaşlar satma. İthal nedir dersek? ithal almadır sevgili arkadaşlar. O zaman bunlar sanayi ürünlerini ne yapacaktır? İthal edecektir. Çünkü sanayisi gelişmemiştir. O zaman bu ülke ise sanayi ürünlerini ne yaptı? İhraç etti. Ne yaptı? Diyor ki İngiltere Somali kardeşim ben sana sanayi ürünlerini satayım. Sen de bana ham madde sat diyor. O zaman bunlar ham maddeyi satacak. Bunlar ise işlenmiş maddeler satacak. Bunu da unutmayalım. Şehirleşme oranı Somali'de tabii ki de düşüktür ama şehirleşme oranı İngiltere'de ise yüksektir. Neden yüksektir dersek çünkü hizmetler sektöründe çalışanların oranı çok yüksektir. Kalkınma hızları düşüktür Somali gibi ülkelerde ama İngiltere gibi ülkelerde kalkınma hızları yüksektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Nüfus artış hızı Somali gibi ülkelerde yüksektir. Ama İngiltere gibi ülkelerde yani gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür diyebiliriz. Nüfusun çoğunluğu nerede çalışıyor? Birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışmakta. Nüfusun çoğunluğu üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışmakta. O zaman bir ifade de ben yazayım. Nedir bu ifade dersek çok önemli bir ifade. Tarım da elde edilen ürün miktarı. Hangisinde daha fazladır? Tabii ki de şöyle baktığımız zaman Somali çok fazla tarımda çalışan kişi var. Orada daha fazladır gibi düşünebilirsiniz. No no no. Öyle düşünmeyin. Niye? Çünkü bu İngiltere dediğimiz gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde modern tarım yöntemleri uygulandığı için tarımda elde edilen gelir, tarımda elde edilen üretim miktarı daha fazladır. Burada ise daha azdır. Burada tarımda iklime bağımlılık fazladır. Burada ise tarımda iklime bağımlılık daha azdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olun. Geldik sorumuza. Dinamo Soru Bankası'ndan seçtik. 126. sayfada soru 2 ne diyor bize? ikinci ikincil, üçüncül ekonomik faaliyetler demiş. Yukarıda verilen ekonomik faaliyet türü tablosundaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor. Bakıyorum hemen şöyle ormancılık, tarım, ormancılık hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri madencilik faaliyetleri birincil ekonomik faaliyet grubuna girer o zaman bu ifade doğru. Devam ediyorum. Sanayi faaliyetlerine bakıyorum ikincil ekonomik faaliyet grubum sanayi neydi? Hemen şöyle düşün. Ham madde ya da yarı işlenmiş maddelerin işlenmesi kısmıydı e o zaman sanayi ikiye girer çünkü ne oldu? Buradaki ham maddi işleyen kısım. Üçüncü ekonomik faaliyette tarım var mı? Tarımda ham madde üretim var. O zaman bu gitti sevgili arkadaşlar. Birinci ifade olmadı. Geldik. Birincil ekonomik faaliyet grubu imalat sanayi istiyor. İmalat imal etme. Yani bu ikide olmalı. O zaman bu gitti. Yanlış. Madencilik bir de olmalıydı gitti. Turizm doğru. O zaman bunlar yer değiştirseydi bu doğru olurdu. Gidim. Eğitime bakıyorum. Eğitimde doğrudan bir üretim var mı? Yok. Ama hizmet kısmı var. O zaman bu üçte olacak. Bu gitti. Güvenlik dediğimiz hizmet var. Üçte olacak. Gitti. Bankacılık üçte olacak. Doğru. O zaman bunların hepsini buraya alsaydık. Gitti. Bu da yanlış. Tarım bakıyorum. Doğrudan bir üretim var. Ham madde üretim var. O zaman bu ifade doğru bir ifade. Maden işleme diyor. Şimdi maden işleme diyor sevgili arkadaşlar. Madeni işliyorsa bu sanayi tesisinde mesela bir demiri işleyen demir çelik fabrikasında çalışan işçiyi düşünün. Madeni işledi o zaman bu ikinci ekonomik faaliyet grubu doğru. Finans dediğimiz kısım üçüncü ekonomik faaliyet grubunda doğru. O zaman bu ifade doğru. Gelin bir de beşe bakalım. Maden çıkarma madenci tamam birinci ekonomik faaliyet grubunda. Turizm ya doğrudan bir üretim yok. Hizmet kısmında o zaman bu yanlış. Metal sanayisi de ikinci ekonomik faaliyet grubunda olmaydı. O zaman bunlar yer değiştirseydi doğru olurdu diyebiliriz. O zaman sorumuz doğru Doğru cevabı D seçeneğidir diyoruz. Geldik sizinle bugünkü dersimiz sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Hemen şöyle bir göz atalım. Ekonomik faaliyet türlerini ve temel özelliklerini yani birinci ekonomik faaliyet grubu, ikinci ekonomik faaliyet grubu, üçüncü, dördüncü ve 5. ekonomik faaliyet grubundan bahsettik. Birinci ekonomik faaliyet grubunda doğrudan üretim vardı. Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık madencilik gibi. İkinci ekonomik faaliyet grubunda inşaat sektörünü düşünebiliriz, sanayi kısmını düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. Üçüncü ekonomik faaliyet grubunda doğrudan bir üretim yoktu hatırlayın. Sadece burada hizmet kısmı önemliydi. Dördüncü ekonomik faaliyet grubu grubu dijital anlamda gelişmeyle birlikte son dönemde ortaya çıkan bir kısımdı. Beşinci ekonomik faaliyet grubu üst düzey. Karar verme merciinde olan kısımlar. Ulaşım ve iletişim sistemleri özellikle ticarette gelişmeye sebebiyet vermiş. Uluslararası ticarette deniz yolu ulaşımın kullanılmasına neden olmuştur diyebiliriz. Ve ekonomik faaliyet türleriyle gelişmişlik arasında nasıl bir ilişki var? Eğer ki bir ülkede çalışan nüfusun sektörel dağılımında tarım sektörü ön planda ise yani birinci sektör ise az gelişmiş bir ülke. Hizmetler sektörü bir ülkenin çalışan nüfusun sektörel birinci sırada ise gelişmiş ülke formunda olduğunu unutmayalım sevgili arkadaşlar ve geldik sizinle dersimizin sonuna ve videolarımız mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum bu arada. Videolarımız sizler için yararlı oluyor mu? Lütfen yorumlar kısmına bizimle paylaşmayı unutmayın. Tabii ki de bize bir öneri tavsiyeniz var mı? Yani sizler için yapabileceğimiz ekstra çalışmalar olursa bizim oldu ki düşünmediğimiz çalışmalar vardır. Sizin kafanızda güzel fikirler vardır. Bu fikirleri bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Bir sonraki sayfada ödüllü soru var. Cevabını yorumlar kısmına bekliyorum. Videomuza da like atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.